Şimdi arzu ederseniz daha önce oluşturduğumuz kategori ve product bölümünü hemen Bootstrap'le daha güzel gösterelim. Kategorileri sol tarafta, ürünleri ise orta kısımda gösteriyor olacağız. Bunun için ben öncelikle bir div oluşturacağım nav'ın hemen altında. Burada container kısmı Bootstrap'te container fluid denilen bir class ile gösteriliyor. Hemen arkasından şöyle altı içine giriyorum. Hemen arkasından bir tane de row class'ı bırakıyoruz. Ve bütün içerik kodumuzu onun içerisine yazıyor olacağız. Bu class'ımızın ismi de row olacak. Şimdi sol tarafa ürünleri yaslayacağız. Pardon, kategorileri yaslıyor olacağız. Sağ tarafa ise ürünlerin kendisini yaslıyor olacağız. İki tane de div row'un içerisine bıraktım. Burada class deyip col-md-2 dediğimizde Bootstrap ekranı 12 eşit parçaya bölüyor. Yani bir satırı 12 eşit parçaya bölüyor. Dolayısıyla siz burada 2'yi buraya veriyorsunuz. Yani kategorilere. Class dediğimde col-md-10 kalan 10'luk kısmı da ürünler için veriyor olacağım. Dolayısıyla şuraya gelip bizim app kategori komponentini buraya gelip burada ise ürünler komponentini bırakıyor olacağız. Şöyle Ctrl S diyerek ekranı kaydedelim. View menüsünden Integrated Terminal dediğimizde ben her gün bir kayıt yaptığım için kaydı durduruyorum. Dolayısıyla sizde şu an kayıt mevcut çalışıyor olabilir veya olmayabilir. Şöyle ben yeniden başlatayım isterseniz. ngSurf-open ile yayınımızı açıyoruz ve -open bizim için kodu bir tarayıcıda açacaktı. Hemen sonucu görelim bakalım nasıl bir durum ortaya çıktı. Alt altaydı hatırlarsanız kategoriler ve ürünler. Şimdi kategorileri sol tarafa, ürünleri ise sağ tarafa. Kategorilerde ikilik kısım, ürünlerde ise onluk kısım olacak şekilde kodlamayı gerçekleştirmiş olduk. Yani burada söylemek istediğimiz tam olarak şu. Ekran aslında 12 eşit parçaya bölünmüş durumda. İkilik kısım burada. Onluk kısım ise burada duruyor. Kategorileri burada yukarıdan aşağıya diziyor olacağız. Şöyle şu şekilde. Ürünleri de burada birer tablo şeklinde göstermeye çalışacağız bundan sonraki videolarımızda.